Şevval Hanımcığım. Alo, Alo, hoş iyi günler, geldiniz. iyi Buyurun. yayınlar. Teşekkürler, buyurun. Rüyamı anlatabilir miyim? Buyurun, ağlıyor musunuz siz? Yok yok, hayır. Rüyamda Cumhurbaşkanımızı gördüm de kucağında bebek vardı. Bebek erkek mi kız mı bilmiyorum. Bana verdi, kaybolmuş. Getirdim diye evinize, çok güzel giyimliydik, takım elbiseleri falan vardı üzerinde. Bir de annemin rüyasını anlatabilir miyim? Çok kısa. Genelde aslında biz ikinci rüyayı almıyoruz. Çünkü başkasının hakkına girdiğiniz için ama Çok madem... kısa. Peki, buyurun. Annem ölmüş, annesi rüyasında onu görüyor. Pencereye taş atılmış, onun sesine korkmuş, ölmüş annesi. Annem yanına gelmek istiyor, Peki. beraber uyuyalım diye. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Siz evlisiniz galiba. Tabii. Bebek, Cumhurbaşkanımızın kucağında bebek olması evladınızın hürmetine çok rızıklar kazanacağınızı, Ha, inşallah. çok kısmetler kazanacağınızı, fakat sizin bir mal sahibi ya da bir ev sahibi ya da bir eşya sahibi olacağınızı gösteriyor. Burada da yapmanız gereken husus sabırlı olmak gerekiyor. Diğer yandan annenizin görmüş olduğu rüyada ise hani orada elini tutup çağırması ya da ne bileyim yanına uzan demesi bir rahatsızlık atlatacağını gösteriyor. Peki, Evet. teşekkür O ediyoruz. rüyayla alakalı da anneniz bir sadaka verirse inşallah daha da hayırlı olacaktır. Peki, teşekkür ediyoruz Şevval Hanım. Konuşamadım. Selvi Hanım hattımızda, Evet. Çorum'dan. Alo. Efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Nur Hanım. Salı günlerini böyle iple çekiyorum sabırsızlıkla. Gerçekten mi? Evet. Teşekkür Yani ederiz. kimsenin Buyurun. hakkına girmeden hocam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ne Hoş tatlı, böyle buldum. duyarlı seyirciye bayılıyorum ya. Kimsenin Evet. hakkına girmeden diyor. Buyurun. Evet, kimsenin hakkına girmez. Bu gece rüyamda 4 yaşında erkek torunum koynumda yatıyormuş. Göğsümü emiyor. Emerken şöyle süt kaynayı kaynayı geliyor. Ben diyorum ki bu ne Allah'ım? Bu yaşta benim mememde niye böyle süt geliyor? Bir de annem rahmetlik Knes'te tavuk farm varmış. Ben gidiyorum, yumurta bulamıyorum. Diyorum ki anne, sen bu yumurtaları ne yapıyorsun da yumurta yok? Ben gidiyorum da yumurta yok diyorum. Bu kadar hocam. Ablacığım, burada evlatınız, hani torununa süt vermeniz sizin kendi evlatlarınızın bir problemi var. Yani bir Evet. evladınızın problemi var. Bu probleme destek olmanız gerektiğini, bu Evet. problem aynı zamanda eğer destek de olamıyorsanız anneniz hani orada kümes olması, yumurtaların olması evlatlarınıza sahip çıkmanızı işaret etmiş ama annenizin orada olması bu sıkıntının ortadan kalkacağını da beyan etmiş Böyle yani. problem var mı peki? Evet. O erkek oğlum da. Alo. Evet. Şaşkınlık içerisinde dinliyoruz Evet. hocamızı. Vallahi bravo. Evet. Peki Selvi Hanım. Ama evet, dert var. Derdi veren Allah Allah mutlaka dermanını bir yerde gizli rahmetli tutuyor. annesini göstermiş ya, orada inşallah diyor, kızım sabırlı ol, bunlar aşacak diyor. Öpüyoruz Selvi Hanım sizi. Evet. Ay hocam, hani inanamıyorum. Uşağa gidiyoruz şimdi. Buyursunlar. Daha doğrusu Uşak'tan seyircimiz geliyor. Gülsüm Hanım. Merhaba, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Buyurunuz. Merhaba hocam, ben hemen rüyama gittim sizi bekletmeden. Buyurun. Ben rüyamda namaz kıldığımı görüyorum, kalabalık bir cemaat içerisinde ama kadınlarla birlikte. O esnada ben kadınların kendi aralarında konuştuğunu, güldüğünü görüyorum. Birisinin yazması açılmış, ona gülüyorlar. Sonra ben namaza devam ediyorum. Sonradan fark ediyorum ki bana gülüyorlar. Benim yazmam açılmış. Arka tarafa, secdeye gittiğim zaman arkadan. Ama ben onları umursamadan namaza devam ediyorum. Onlar bana gülmeye devam ediyorlar. Dileğinize, arzunuza kavuşmak istiyorsanız Cenab-ı Allah'a yapmış olduğunuz duayı kimseye söylemeyin. Kimseyle paylaşmayın. Çünkü Allah sırdadır. Bizim rüyalarımız da, yani bizim dualarımız da sırdır. Onun için sadece annenizden sizin için dua bekleyebilirsiniz. Sizin bir dileğiniz, bir muradınız var. Bununla alakalı hayal kırıklığı yaşamak istemiyorsanız muradınızı yaparken Cenab-ı Allah'tan korkmadan nizami bir şekilde yapın, ancak verecek olan odur, tamamlayacak olan odur. Evet, Evet, ama bir teşekkür murad olacak ediyoruz. kardeşimizin. Söylerse burada iş uzayacak. Türkiye'nin en ünlü rüya yorumcusu, canlı yayında Estağfurullah. rüyalarımızı Allah yorumluyor. razı olsun. Estağfurullah. Anlatın, yaşamınızla ilgili rüyalarda nasıl bir mesaj geldiğini,
Zaten canlı yayında görüyorsunuz. Evet. Az önce ne dedi sevgili seyircilerimize? Anlattı rüyasını. Oğullarınızla ilgili ya da evladınızla ilgili bir problem yaşıyorsunuz, evet, dedi. Bir başka seyircimize aman hastasınız dikkat edin ama selamete çıkacaksınız. Yani rüyalar, evet, aslında size anlatıyor. Burada sadece bir yorum geliyor, evet, rüyalara. Evet. Çünkü geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Latife olsun diye hani kahve yaparlar, birbirine bakarlar. Ben onlara karışmıyorum. Yani latife olsun diye birbirini sevindirirler, mutlu olmak isterler. Bir fincanda bu kadar şeyi söyleyen bir kolay insan inanır. Hı hı. Ama kendisini yaradan mesaj gönderdiği zaman orada duracaksın. Tabii. Sana bir mesaj gönderiyor burada. Yine, evet, Diyarbakır'dan bir seyircimiz var. Buyursunlar. Bir kez Müzeyyen Hanım hattımızda. Alo. Alo, günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Tünaydın diyelim artık. Saat 12 oldu. Hoş geldiniz. Ben çok heyecanlıyım. Hemen rüyama geçeyim. Buyurun. Hocam, ben rüyamda öldüğümü gördüm. Annem bilin iki katlı bir evi vardı. Sabah beni gömeceklerdi. Kız kardeşimin kötü bir hatasını gördüm. Onu dövdüğümü gördüm. Her neyse sabah beni gömecektiler. Sabah kalktım sanki bayram telaşı gibi kalabalık vardı. Ablam bahçeyi suluyordu. Ağaçlar, yeşillikler vardı. Ben beyaz kıyafet giymiştim. Yürüyerek oradan çıktım. Ablam hortumun yönünü başka tarafa çevirdi. Sanki beni hissediyormuş hani gördüğümü. Ben de sabırsızlıkla mezara gideceğimi. Hani böyle heyecanlıydım. Ayet-el Kürsi okuyordum. Hasbinallahu ve nimel vekil diyordum. Tövbe çekiyordum. Kelime-i şehadet getiriyordum. Sizin ömrünüz uzamış. Sizin ömrünüz uzamış Allah izin verirse. Diğer yandan bir tane sıkıntılı bir cenaze haberi dışarıdan alınacak, bir tane de sevinçli bir haber alacaksınız. Yani bir düğün haberi alacaksınız. Evet, iki haber. Yani bir tanesi hayırlı bir iş olacak, bir tanesi tabii ölümde Allah hayırlısını versin. Orada da bir vefat eden bir insanın haberini duyacaksınız ama sizin ömrünüz uzamış, ablanızın hortumla su sulaması. Ya ablanız ya da anneniz ya da siz bir yola gidip geleceksiniz, hı hı, ama hayırla sonuçlanacak bir işiniz İnşallah. Var. Evet. Peki Müzeyyen Hanım, teşekkür ederiz. Diyarbakır'a selam olsun. Kocaeli'nden Zeynep Hanım attığımızda. Zeynep Hanım. Alo, hayırlı yayınlar. Teşekkürler, buyurun. Ya ben kendimin değil de eşimin sürekli gördüğü bir rüya yorumlatmak istiyorum. Eşiniz mi size anlattı bu rüyayı? Evet, eşim sürekli anlatıyor. Peki eşiniz bizi izleyebiliyor mu ki eşiniz? Efendim? Eşiniz bizi izleyebiliyor mu? Şu an o izleyemiyor işte. Kendisi hep sürekli anlatınca o da merak ediyor. Ben de çok merak ediyorum. Siz eşinize anlattınız. Eşinize dedi ki benim rüyam bir anlatsana bakalım ne diyecek. Hoca nasıl yorumlayacak? Aynen öyle. Tamam, anlatın. Sürekli abi. Hani kızımızın öldüğünü görüyor eşim rüyasında. Ertesi günde vefat eden amcası var. Sürekli onu görüyor ve kızımızı istediğini görüyor. Hani benim oğlumun kızı yok, bunu bize verin. Nasıl olsa sizin bir tane daha çocuğunuz var diyor. Hani sürekli kızımızı istiyor. Ölen amcasını görüyor. Bir gün önce de kızımızın vefat ettiğini görüyor. Bu tür rüyalar da kişinin Allah nasip ederse ya evlada kavuşmasını işaret eder, ya da evladının hayırlar göreceğini işaret eder. İnşallah. Evet. Öpüyoruz sizi Zeynep Hanım. Görüşmek üzere. İstanbul'dan Nigar Hanım. Nigar da en sevdiğim kadın isimlerinden bir tanesidir. Nigar Hanım. Merhaba. Ne güzel bir isminiz var. Adımlara en hoş o geldiniz. Filme, o isme film bile yapılmış. Hoş Nigar. Buldum. Çok çok sevdiğim ben isimlerden bir tanesi. Rüyama buyurun. Geçeyim. Biraz buyurun. Heyecanlıyım. Şimdi ben rüyamda eski bir patronumu görüyorum. Yanımda oturuyor, elimi tutarak başlıyor ağlamaya ve yüzüme öyle bir bakıyor ki sanki böyle ne bileyim kötü bir şey olmuş gibi veya bir şeylere ihtiyacı var gibi. Ama ben ta ne zamandan beri onunla hiç konuşmuyoruz, alakamız yok. İkimiz de evliyiz şu an. Ha, sürekli bunun rüyama giriyor, sürekli görüyorum. Şimdi o kişinin görüyorum. O kişinin sıkıntı yaşadığını görüyor ama sizin de maddi konuyla alakalı biraz sıkıntı var. İnşallah bu sıkıntının aşılacağını gösteriyor. Var mı sıkıntı? Var, evet var, var. Bu sıkıntı aşılacak inşallah. Hadi gözünüz aydın. Nigar Hanım hoşça kalın. Vallahi hocam harikasınız. Eyvallah. Nigar Hanım'ı gönderdik. Antalya'dan Ayşegül Hanım'ı alıyoruz şimdi. Buyursunlar. Canlı yayınımıza. Ayşegül Hanımcığım. Alo. Alo, merhabalar hocam. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Çok şükür kavuşturana. Ne zamandan beri arıyorsunuz? Vallahi 2-3 aydan beri arıyorum. Neyse, önemli olan sonuç. Evet. Bakın aynen. Sabreden derviş muradına ermiş. Evet. Dinliyoruz sizi, buyurun. Ben rüyamı kısaca anlatayım. Lütfen. Ben zaten sıkıntılı dönemde geçiyorum zaten. Bu aralar annemle birlikte... Anlatmayın, anlatmayın. Yani özel hayatınızla ilgili bilgi vermeyin sakın. Biliyorum, annemle birlikte... Şey yıkıyorum, elbise yıkıyorum. Hı. Bir yandan elbiselerin beyaz olduğunu ve bir yandan da renkli elbise olduğunu görüyorum. Geri
Karşıdan da annemle birlikte yıkadığımız yengem şey diyor. Benim elbiselerimi ıslatıyorsunuz, kuru olan elbiselerimize laf ediyor. Ve ben de anne boş ver laf etsin deyip duruyorum. Bu ne anlama geliyor hocam? Şimdi bir tatsız haber alacaksınız. Bu tatsız haber sizin kapınızı her an çalabilir. Belki de çalmıştır bilmiyorum ama lütfen sabırlı ve şey olarak, yani derler ki adım atarken dikkatli adım atarak yaparsanız aşacağınız bir sıkıntı var. Annenizin de olması, annenizin hem duasını alın hem de annenizden manevi bir güç alacağınızı da temsil ediyor. Ama lütfen bazı şeylerin üzerine fazla gitmeyin. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet. Teyzesinin oğlundan dolayı. Hatice Hanım, evet. Hattımızda Ayşegül Hanım, teşekkür ettik kendisine. Hatice Hanım alıyoruz. Alo. Nur Hanım merhabalar. Merhaba. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Buyurun. Ben hemen rüyama geçeyim. İki kız arkadaşım bir arkadaşımın evini boyuyoruz. Sarı renge boyadık. Sadece bir odasını boyadık. Ama dört taraflı duvarın sadece bir duvarı çok kötü boyandı. Sarı renge boyadık. Bu ne anlama geliyor? Bir şimdi de Hatice Hanım, başından arı sokması ne anlamına geliyor? Onu sormak istiyorum. Hatice Hanım, şimdi birinci rüyada zaten duvarı boyamak, sarıya boyamak aynen şunu gösteriyor. Ya siz ya arkadaşınız bir rahatsızlık atlatıyorsunuz ya da rahatsız olduğunuz bir durum var. Bu durum ortadan kalkacağını beyan ediyor. Arının sokması kişinin başını, eğer akıllı bir şekilde adım atarsa başarı elde edecek. Kısmetlerinin İnşallah. Bollaştığını, aynı zamanda arı sokması bekar insanın evliliğine de delalet eder. Öyle mi? Evet. Evli insan arı sokarsa. Paraya kavuşacağını, maddi güce kavuşacağını, çok sevineceği, Allah, evin içerisinde mutlu olacağını gösterir. Böyle güzel haberlerle gelin. Rüyamız hep arı soksun inşallah. Şimdi Gaziantep'te rüyasında baklava yiyen seyircimiz. Bütün bir baklavayı yedikten sonra 50 kilo birden almış. Evet. Şimdi rüyada birden kilo alınca o da direkt şöyle soruyor. Zayıflayacak mıyım diye soruyor. Biraz da kilosu varmış çünkü. Öyle mi? Peki. Evet. Ne demek baklava yemek, ne demek rüyada? Şimdi rüyada baklava yemek tatlı haber duymaya, aynı zamanda güzel bir ortama, yani mesela atıyorum evlenecek ya da nikah kıyılacak ya da işte söz kesilecek bir ortamda kişinin kendisini bulmasına ya da evli ise çok mutlu olacağı bir ortamda yine yaşayacağın ama söz verirlerse sözünde duracakların, 50 kilo gibi bir kelime geçmesi kişi eğer kendi boğazını tutar da idrak ederse muhakkak ki zayıflayacağını, ama 5 kelimesi olduğu için her ayın 12. aya kadar, her ayın 5'ine kadar bu zaman zarfında bir murada olacak. Yani mesela 11. ayın 5'i, 12. ayın 5'i, yani bugünlerde böyle 5 giderek nasip olursa muhakkak bir muradı gerçekleşecek. İyi diyorsunuz da hocam. Evet. Bir Gaziantep baklavası karşısında, evet, nefsine hakim olabilecekler önünde şapka çıkartıyorum. Çünkü o böyle bütün asaleti ve zarafetiyle karşında durur, evet, ye beni diye. Sonra, evet, onu alıp ters çevirdiğinde böyle kışırt diye bir ses gelir. Sonra onu yemeye devam edersin. Yedikçe böyle damağın şenlenir. Mümkün değil yani. Gaziantep'lere selam olsun, evet, buradan. Anlatırken bile bakın böyle şeyler oluyor yani. O yüzden Gaziantep baklavası karşısında, evet, no irade yani. Evet. Mümkün değil.